geldiniz mutfağıma. Ramazan yaklaşırken ikinci tarifimde sizlerleyim. Bugünkü tarifim pasta olacak. Böyle hazırlayıp buzluğa atacaksınız. İstediğiniz zaman da çıkartıp bir 15-20 dakika dışarıda bekletip dinleyip servis edebileceksiniz. Hem pratik, bir 5 dakikada hazırlayabileceğiniz kolay hem de hafif bir tatlı. Şöyle derince kabı önüme alayım. Öncelikle krem şantiyi çırpacağım. Şöyle 2 paket krem şanti kullanacağım. İkisini de açıp kabımın içine boşaltıyorum. Büyük bardaklarla bir su bardağı süt koyuyorum. Eğer ki klasik şöyle bardaklarla hazırlayacaksanız 1,5 koyabilirsiniz ya da tamamen arkasındaki ölçülere göre hazırlayabilirsiniz ama çok sıvı olmasın, birazcık katı olsun. Arkasındaki ölçülerden biraz daha az kullanabilirsiniz. Şimdi mikserle katı bir kıvam alana kadar çırpıyorum. İçerisine bisküvileri kırıyorum. Bir paket kakaolu, bir paket de sade bisküvi kullanacağım. Şimdi bunları çok ufak olmadan şu şekilde kırıp içerisine bırakıyorum. Arzu ederseniz direkt bir paket kakaolu ya da bir paket sade de kullanabilirsiniz. Bir 6-7 tanesini kenara ayırayım. Karıştırdıktan sonra bakacağım. Gerekirse ilave edeceğim. Birden eklemeyi sizler de karıştırırken içerisine yarım su bardağı ceviz içi. Eğer arzu etmezseniz hiç ceviz içi falan koymayabilirsiniz. Yarım su bardağı da damla çikolata. Muz belki zamanla bekledikçe içinde kararabilir ama çilek de katabilirsiniz seviyorsanız. Şimdi karıştırıyorum. Fındık koyabilirsiniz. Ne seviyorsanız, ne arzu ediyorsanız ilave edebilirsiniz. Ama bekledikçe kötü olmayacak şeyler tercihiydi. Şimdi bu bisküvileri de kıracağım. Karıştırıyorum. Artık tamamen iyice yedirin krem şanti bisküviye. Uzun, kare ya da yuvarlak kalıbınızda varsa kullanabilirsiniz. Ama çok ince büyüğünden kullanmayın. Bu sefer çok ince olacaktır. Şöyle rahatlıkla daha sonrasında çıkarmak için streç filmi kaplıyorum. Kapladım iç kısmını. Şimdi artık boşaltıyorum. Biraz boşalttıktan sonra şöyle düzeltin. Şöyle düzelttikten sonra üzerine doğru kapatıyorum. Kenarlarda fazlalık arttırır ki bu şekilde rahat kapatabilirim. Tamamen kapattım. Buzluğa atacağım için belki kenarlarda falan açıklık kalabilir. O yüzden koku yapmaması için ben bir kere daha şöyle streçle üzerini kapatacağım. Kapattım, artık hiçbir yerinden hava almıyor. Buzluğa götüreceğim. En az 3 ay kadar buzluğunuzda tutabilirsiniz. Arzu ettiğiniz gibi. Eğer ki direkt böyle hemen tüketecekseniz de buzluğa atın. 1-2 saat buzlukta tutun. Ondan sonra dolabı normal gözünde 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Ben de biraz dinlendirdikten sonra servis edip sizlere göstereceğim. Yeterince dinlendirdim. Kesmeden önce yarım saat kadar dışarıda dinlendirin. Yoksa kesemezsiniz. Böyle üzerindeki poşeti çıkarayım.
Buzlu buzlu kesmeye çalışırsanız bu sefer kesemezsiniz. Zorlamayın. Gram sütlü çikolatayı bermali usulü erittim. Çok azıcık şöyle süslemek için, tamamen arzu ettiğiniz gibi, istemezseniz hiç ilave etmeyebilirsiniz. Şöyle üzerine süslüyorum. Şöyle dilimleyip servis edeceğim. Biraz keskin bıçak kullanın. Yakından da göstereyim. Gayet güzel, yumuşacık olmuş. Böyle soğuk soğuk da çok güzel. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.